ben geldiğimde program sonrası nasıl kalabilirim, işte nasıl statümü değiştiririm bir sorun yaşamadan diye soru sorulmuş durumda. Öncelikle siz Amerika'ya gelirken yapacağınız J1 Work and Travel programını başarıyla ilerletin. Yani programa başlamadan, program sponsorunu dinlemeden ya da onların haberi olmadan hareket edip statünüzü kaybetme durumuna düşmeden ne yapmanız gerekiyor? Onlarla diyaloğu iyi tutmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu gerek işte Work and Travel organizasyonu gibi ya da organizasyon ve o gibi danışman ya da yetkililerle devamlı diyalogda kalmanız ve bu sayede de programınızın ihlal etmemiş olmanız çok önemli. Yani statü değişikliğinin en önemli şartlarından bir tanesi sizin ana statünüzü ya da durumunuzu ihlal etmemeniz. Dolayısıyla siz J1 Work and Travel programınızı ihlal ettiğiniz zaman bu sefer hiçbir statü değişikliğine geçemiyor olacaksınız. Dolayısıyla önemli olan onu ihlal etmiyorsunuz, ona uygun hareket ediyorsunuz. Diğer ikinci bir tavsiyem de bu, hani eğer statü değişikliğini düşünen arkadaşlar için söyleyeceğim. O da şu: Amerika'ya artık yapılan değişikliklerden bir tanesi de kişiler Amerika'ya geldikten sonra, yabancılar 90 gün boyunca statü değişikliği yapmamaları gerekiyor. Dolayısıyla 90 günden sonra bu değişiklik başvurularına girmeleri gerekiyor. Bu 90 günün amacı şu: kişilerin burada statü değişikliğine girmelerini azaltmak ve engellemek. Dolayısıyla şimdi sen Work and Travel programına geldin. 90 gün program. Sen statü değişikliğine giremiyorsun. Daha çıkman gerekiyor değil mi teknik olarak? Statü değiştiremiyorsun. Dolayısıyla buradaki amaç da bir nevi olmuş oluyor. Fakat bu hala mümkün olan bir şey. Benim sadece burada söyleyeceğim nokta, öğrenciler geldiği zaman en az 90 gün geçmesi lazım. Çünkü bazıları ilk ayında harekete başlayacaklar, ikinci ayında başlayacaklar ve o yanlış adım olacak. Dolayısıyla programlarının başarıyla tamamlanmasına kadar beklemelerinde fayda var. Sonuna kadar bile yaklaşsa. Çünkü o zaman 90 gün civarına zaten yaklaşmış olacaklar. Dolayısıyla ikinci benim bu statü değişikliği noktasında tavsiyem bu olsun bu değerli arkadaşa.